Selamlar, hoş geldiniz kanalıma, mutfağıma. Bugün sizlerle çok hafif bir tatlı, mevsim tatlısı yapmak istiyorum. Muhallebili, yine meyve aromalı, çok güzel, kolay, pratik, herkesin yapabileceği bir tarifle karşınızdayım. Hep birlikte başına geçelim tencerenin diyorum. Şimdilik öncelikle şurada elime 5 tane meyve suyu koyuyorum, 5 çay bardağı şu şekilde. Böyle bir bardak. Beşini koyduk. Ne yapıyoruz? Ben biraz da limonlu seviyorum. Biraz ekşimtırak olsun istiyorum. Bir yemek kaşığı da limon suyu döküyorum. Şöyle göz kararı dedim. Ve içerisine hemen nişastayı ve unu koymak istiyorum. Hemen bir kaşık yemek kaşığı nişastamız var. Mısır nişastası. Bir kaşık unumuzu buradaki meyve suyumuzun içerisine güzelce aktarıyoruz. Topaklaşmaması için sürekli karıştırıp ve ocağın üzerine alıyorum. Bunu muhallebi şekilde meydana çıkaracağız şimdi. Birinci aşaması budur. Aynı bu muhallebiden bir de beyazını yapacağım. Onu da sizlere birazdan anlatacağım. Sırayla ilk önce bunu kaynatıp kenara indireyim. Oralet bir güzel muhallebimiz ne oldu? Meyve suludur aslında. Oralet değildir. Eskiden öyle demişiz ama artık kıvamı iyice koyulaştı. Şu şekilde. Şimdi sütlü olanı yapmaya geçeceğim. Bunu kenara alacağım, soğuyacağım. Ondan sonra sütlüyü yapıp ikinci aşamasına geçeceğiz. Muhallebimizin içine koyacağımız kakaolu bisküvimizi güzelce ufaladık şu şekilde. Şimdi onu da içerisine atacağız kaselerimize. Onu da göstereyim. İsteyen kırık kırık yapar, isteyen böyle un gibi elerek yapar. Onlar tabii ki sizin arzunuza ve isteğinize bağlı ama genel olarak böyle güzel kakaolu bisküvi alıyorum. Onu da içerisine koyacağız işte. Şu şekilde bir paket bana yetişiyor. Islattığımız küçük kaselerimizi hemen yaptığımız muhallebiyi bu şekilde içerisine koyuyoruz. Ve üzeri tabii ki birazcık boş kalacak bu şekilde. Şunu da hemen koyayım. Şunu koydum. Çok güzel görünümü şık bir şeyle ve tadıyla çok güzel oluyor. Ne yapıyoruz? Bu ufaladığım bisküviyi kaşıkla böyle böyle üzerine incecik seriyorum bu şekilde. Ve şimdi sütlü muhallebi yapacağım. Onu da bunun üzerine dökeceğim için boşluk bırakmam lazım. Ve bunu dolapta güzelce dondurup soğutacağız ki güzel olsun. Şimdi sıra sütlü muhallebimize geldi. 5 çay bardağı yine bunu da sütle yapıyoruz. 2 3 4 ve 5. Hemen içerisine bir bardak toz şekerimizi koyuyoruz. Yine aynı şekilde 2 bardak nişasta, 2 kaşık nişastamı koyuyorum. Şöyle dökeyim. 2 kaşık da un karıştıracağım içerisine. Şimdi unumu koyacağım ve içerisine 2 yemek kaşığı irmik koymam lazım. Size bunu da göstereyim yine. Şöyle 2 yemek kaşığı da irmik. Böyle ağızda daha güzel duruyor. Lezzetli oluyor. İyice şekerimi eritene kadar pıhtılaşmadan böyle bu kıvamı birazcık karıştırmam lazım. Hemen bir tane şekerli vanilimi de koyuyorum karışıma. İrmik.
Mısır nişastası, un, ikişer yemek kaşığı ve bir şekerli vanilini koydum. Şimdi ocağımın üzerine alıp karıştırarak muhallebi haline getireceğim. Şu anda muhallebimiz güzel bir şekilde kaynadı, koyulaştı iyice. Bunu da ocağımızdan alalım, kenara koyup hemen buradaki hazırladığımız meyveli olan muhallebilerimizin üzerine eşit bir şekilde paylaştıralım. Şimdi bunu bir kenara koyayım. Halen kaynıyor çünkü. İndireyim. Buradaki muhallebinin üzerine sade olan, sütlü olan muhallebiden birer kaşık üzerine gezdiriyoruz. İrmikli yaptığımız şöyle. Hepsini aynı şekilde gezdirelim. Ondan sonra sunumuna geçeceğiz. Biraz kendini çeksin. Sunumunu da sizlerle birlikte görmek istiyorum. Evet, yaptığımız oraletli pastamızı diyoruz, meyve suyuyla, sütle yaptığımız muhallebimizi şu anda bir tabağımızı alıp ters çevirip şöyle bakalım nasıl olmuş. Şunu şöyle çevirelim. Şöyle göstereyim. Şu şekilde gördüğünüz gibi ters çevirdiğimizde tek kişilik tabaklarımıza koyuyoruz. Çok da güzel, enfes oluyor. Evet, bugünlük de çok güzel bir pastayla karşınıza geçtim. Umarım beğenmişsinizdir. Yaz günlerin hafif sütlü, meyve sulu yaptığımız bir tatlı tarzıdır. Çok da hoş bir şekilde karşınıza sunumuyla birlikte çıktım. Beğenmişsinizdir diye düşünüyorum. Böyle yere koyup sizlere hoşça kalın der. Kendinize iyi bakın ve sevgiyle kalın. Benimle olduğunuz için yine de çok çok teşekkürler, sevgiler.